Davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz ay beni bir etkinlikte ağırladılar Atik topluluğu. Bir aksilik olmaması için onları defalarca aradım. Organizasyon öncesi, pimpirikli birisi olduğum için ve her seferinde de sorduğum sorulara aynı cevabı aldım. İlker Bey, biz o işi çoktan hallettik bile. Hep bunu duydum. Gerçekten de müthiş bir profesyonellikle, neredeyse sıfır hatayla çalıştıklarını gördüm. Geri planda kusursuz bir şekilde işleyen bir makinenin dişlileri gibiydiler. Ve bunu nasıl başardıklarını sordum kendilerine. Yaptıkları açıklamalardan çok etkilendim. Söyleyeyim. İşini çok iyi yapan profesyonel bir ekiple bunun keyfi içerisinde olduğumu söyledim. Ve şakayla karışık dedim ki bir gün biz de sizi konuk etmeliyiz. Ve başarılarınızın sırlarını sizden dinlemeliyiz. Ama başarının şakası yok diye düşündüm sonrasında. Gerçekten de başarılı gençlerden öğrenecek çok şeyimiz olduğu düşüncesindeyim. Ve bu kez bizim onlardan öğrenme zamanımız diye düşünüyorum. Bilindiği gibi iş dünyası korona günlerinde şu ana kadar karşılaşmadığı birçok soruna çözüm arayışı içerisinde. Daha önce yaşananlara benzemiyor. Önceki tecrübeler çözüm için yardımcı olmuyor. Yani tamamen yeni tecrübelere ihtiyaç var. Ama Atik topluluğunun bu süreçte birçok soruna da cevap bulduğunu gördüm. Arkadaşlar bu şartlar altında benzeri var mı bilmiyorum ama mutlaka vardır ama nadir bir durum olduğu kesin. Bir organizasyon kurdunuz, bunu büyüttünüz de. Açıkçası alkışlanması gereken bir ekip başarısı bu. Her birinizi öncelikle tebrik ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Merve, topluluğun başkanı olarak seninle başlayalım istersen. Tabii. Topluluğun amacı, kuruluş öyküsü ve nereden nereye geldiğinizi senden kısaca dinleyebilir miyiz? Tabii. Ben öncelikle bu anlamlı davetiniz için çok teşekkür ederim İlker Bey ve Sayın Tim Danışmanlık. Bu bizi çok mutlu etti. Çok açıkçası toplum olarak çok alışık olmadığım bir davet türüydü. O yüzden öncelikle size gerçekten çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Soruma dönecek olursam, Atik topluluğu İstanbul Üniversitesi bünyesinde kulundu. Demin de bahsettiğimiz üzere. Kuruluşu biraz korona dönemine denk geldi aslında. Siyasal Bilgiler Fakültesinden diş hekimliğine, hukuktan iletişim fakültesine kadar oldukça da geniş bir ağa sahip olduk şu anda. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde fiziksel bir etkinlik yapamadık tabii. Sadece online etkinliklerle 500'ü aşkın bir üye sayısına ulaştık. Amacımıza gelirsek, dünya dönüşüm içerisinde İlker Bey, doğal olarak iş dünyası için gerekli yetkinlikler ve karşılıklı beklentiler de bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde. Ve biz geleceğin dünyası için yani geleceğin dünyasının daha doğrusu 4 direk ile ayakta kalacağını düşünüyoruz. Hangileri onlar? Dört direk. Hangileri bunlar? Korona öncesi Dünya Ekonomi Forumu da bu söylediklerimi onaylamıştı. Araştırma, teknoloji, inovasyon ve kariyer. İşte biz bu kavramlarla yola çıktık ki aslında iş dünyası ile üniversite öğrencileri arasında bir köprü olabilirim.